Herkese merhaba, herkese günaydınlar. Bugün size Kara Kuzum'la beraber bir günaydın demek istedik. İnşallah gününüz aydın olsun, gününüz çok güzel geçmesi dileğiyle. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle. Gel anneciğim. Gel. Sarı oğlan da geldi. Sen giyindin mi tam olarak? Altın kalmıştı. Bir tek altın kaldı. Evet. İsmail hemen başlangıç yaptığımızı duyar. Suratını hop suratını elletme. Suratını çizecek. Gel. Ben gelmek istiyorum. Oh. Oynamak istiyor da o yüzden. Şey yapayım mı? Şu an alayım mıyım böyle? Alabilirsin. Çok fazla kucağı alamıyor çünkü Hakan çok hareketli olduğu için. İsmail biraz korkuyor. Şimdi otururken anca kucağına. Ama abisin çok seviyor. Abisi Hakan'a seslendim böyle. Gülücükler yaptım, oyunlar yaptım mı? Abisi de hemen gülüyor. Abisin görür görmez gülüyor benim kara kuzum. Uykusu da geldi tabii. Biz bugün çocuklarla beraber kız kardeşime gidiyoruz. Biliyorsunuz gibi süreden beri annem de oradaydı zaten. Kardeşim neydi? Biz de bugün bari gidelim dedik. Bugün jimnastiğimiz vardı. Jimnastik iptal oldu. Niye? Jimnastik neden iptal oldu? Bazı sebeplerden dolayı iptal oldu diyelim. Yani ben ilk başta makarnalarımla falan kırın kasarımdan olduğu için. Yok, onunla alakası yok. Hoppa! Gülcanların birkaç işi çıktıydı. Karakuzu. O yüzden jimnastik iptal oldu. Biz de jimnastik iptal olmuşken kız kardeşime gidelim dedik. Kardeşimle de bayağıdan beri gitmiyordum. Hatta dün de görüştüydük. Her yere gidiyorsun ama bir tek bana gelmiyorsun demişti. Aman dur. Ben tutuyorum bunu. O yüzden de bugün bari jimnastik de iptal olunca çocuklarla beraber gidemedik. Feyza'nın da dershanesi yoktu bugün. Bugün tamamen boşuz. Şimdi İsmail de canları bitti. Yavaş yavaş artık gideceğiz. Hakan da artık mızırdandığına göre onun da uykusu geldi. Allah'tan biz yoldayken giderken uyur o da. Çok fazla bir sıkıntı yaratmaz bize. Hayır, sizinle konuşuyorum ama gözümde hep İsmail'de. Hakan kucağında olduğu için sürekli olarak tedirgin oluyorum ister istemez. Ben tutarım onu. Tamam annem, sen zaten tutarsın ama o çok kıpırdadığı için kucağında durmuyor bak. Bırdak. Bırdak. Çok hareketli, aşırı derecede hareketli, inanılmaz derecede. Hepimiz birer ayıcık gibi. Evet ya, şu hale bak, ben bile bere takmazken bere tak. Ama Feyza Meral çok güzel olmuş. Ay, saçların yanına çıkıyor ya harika. Bana bak. Erkek gibi. Ay ne güzel diyor, bir de bir şey olmaz. İsmail de Hakan'ın beresini taktı. Değil mi? Üşüyor musun Feyza? Yo, ben ne demişim ki? Hava mı soğuk sanki? Hava soğuk. Feyza hiç kat kat giyinmez. İlk defa kat kat giyindi. Yani normalde öf. Üşümüyoruz ki biz derdi. İncecik giderdi. Ama şimdi bak soğuk nasılmış. Ha, dün akşam ne oldu? Herkes Antalya merkeze kar yağıyor diye WhatsApp'tan yazmaya başladı. Ya dışarı. Gruplarda herkes kar konuşuyor. Gören de lafa lafa kar yağıyor zaten. Suyla karışık kar yağıyor. Suyla karışık. 5 dakika yağdı. Herkes de Antalya'ya kar yağdı. Kar var yoksa da neyse. Neyse. İnşallah eğer bu soğuk böyle devam edip de biraz daha soğur da yağmur yağarsa herhalde Antalya'da kar yağar çok çok uzun zamandan sonra. Benim hatırladığım, ben bir ilkokul 4'e giderken mi ne yağmıştı kar? Bak düşün, ben ilkokul 4'e giderken yağdı nasıl 4. Neze kadar. Hatırlamak istemiyorum annem o kadar eskileri ben. Çok eskidendi. Sen şu anda kaç yaşındasın? 10'a yaklaşıyorum, 9'a. Tamam, 10 yaşlarında falan mı yani? 10 yaşındayız. Hala bence 30 gibi geri gidecek. Yani. Mesela 10 hala 20 yaşındaki ama biraz fazla. Yok ya, 1-2 hesap yaptı. Evet, İsmail bir hesap yaptı ama hemen de doğru yaptı. Orada ortada oynayan sadece bir sene var herhalde, bir iki sene. 1990, 30 yıl geçmiş. Emin olmuş, böyle 30 yıl geçe bence kar yapacak.
Ya benim hatırladığım ilkokula giderken ya da orada ya da bir şey derken ne bir kar yağdıydı. O da sadece bir gün tuttu. Her gelmiş benim oğlum mu gelmiş? Nereye gelmiş? Hakan! Hakan! Bu ne? Tokmak. Bu ne? Gel. Tokmak. Hadi böyle yapalım. Hadi anneannem. Hadi anneannem. Ağacını atma öylece. Kim ağacını? Önünü çıkar istersen. Oh! Deriz. Çıkar onu ablası önünü. Anneannem. Şşş. Ha, bak nasıl vuruyor gösterdim ya bak bak. Hadi ikimiz vuralım. Gel anneannem. Hadi. Gel. 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 Hoppa. 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 Gülüşüne kurbay senin be. Gülüşüne kurbay senin. Ağza bak. İsmail'imi de bak. Aa, kahve keyfine kurban oğlumun. Ne içiyorsun İsmail bir daha söyle. Kahve. Kahve içiyorum kahve. Bastıra bastıra. Güzel olmuş mu kahve? Güzel yapar dedim. Eline ağabey. Sağlık dedin mi Deniz ablana? Dedi. Afiyet olsun dediğine göre dememiş. Derin su nasılsın? İyiyim. Özledin mi bizi? Hakan'ı özledim. En çok kimi özledin diyecektim. Beni özle. Hayır beni özlemedin o zaman. O zaman kime sorarsan sor şimdi. Özledin bizi herkes Hakan'ı diyor. Evet. Feyza'yı zaten özlememiştir. Dershanede yine görüşüyorlar. Onlar dershanede buluşuyor değil mi annem? Ben bile... Oh çocuğumu özledim. Şimdi... Rahmetli annem olacak da ensesinden öpüyor. Öpme çocuğu ensesinden yalancı olur. Bak ne şeyle. Yalancı mı? Kim isteş ensesinden öptüm çocuk bana kızar derler. Hayır. Sinirli olur derler. Ensesinden öpme çocuğu ensesinden yalancı olur. Ben yalancı mı olursun benim çocuğum söylemez yalan. Dudaklara. Deri su baktın mı? Dişine. Hayır. Geliyor artık ele. Ele geliyor. Yavaş şimdi, yavaş da ağzını açtı. Dikkatli bakarsan da gözükmeye başladı. İnci tanesi. İki tane çıksın o başları sırmaya. Şimdi farkında değil dişin de o yüzden o daha tam değil. Ama diliyle oynuyor. Oynuyor. Hmm. O takıldıkça hoşuna gidiyor onun artık o. Ne yapalım belgin pazara çıkalım mı ikimiz? Çıkalım. O, siz kalın evde. Biz gidip gelelim anneanneme. Acaba siz buna bakabileceğiniz mi? Hayır Feyza şey, diyor ki ben senden daha güzel bakarım ki ona diyor. Bakar tabii Feyza. Feyza benden daha güzel bakıyor. Feyza çok mutlusun bugün. Beni gördüğü için. Bakın ay gülücükler saçıyorsun bugün. Beni gördüğün için mi? Koş anneannem de anneannesini gördüğü için mutlu benim kızım. İsmail sen kalacak mısın geleceksin bizimle pazara? Kalacak mısın? Pek ama geçti bak sevincen hiç kalmadı. Geçmiş. Haktan da iyice bitti gördüm. Kalmamış onda da hiç kalmamış. Ben bir kabanımı giysem böyle gitsin olur. Olur. Ben de bir montumu giyeceğim. Sen giyinirsin zaten kızım giyinirken. Hayır bir montumu giyeyim diyorum da. Ay, hadi bakalım kalkalım. Aha. Yo bitmedi ama onlar tam acı olmadı. Feyza beyaz turp istediydi. Selamünaleyküm. Ne kadar turp? 3 kilo. Tatlı mı? Tatlı. 2 kilo alsak ya biz. 2 kilo alalım. İspanak ne kadar? Ha ben. Aslında alsak mı ıspanak ya? Sen 1 kilo da ıspanak versene bana. Biz çok değil mi? Buzluğa koyarım. He? Buzluğa koyuyor mu yarısı? Ha doğru. Ya da börek yaparım. Ben de aldım da değerin yarım kilo al annedir. Bu az az yapıyor, buzlu atmıyor ha. Tamam. 1 kilo da ıspanak ver. Onu alayım ben ablacığım. 2 liraya, 2 liraya. Gerek etmiyor. Şu tarafa gidelim mi? Soğan fasulye. Ya şimdi hiç görmedim ben. Yok hiç görmedim de. İleride varsa var. Limonlar 2 lira 2. Senin yiyorlar almadı. Çok nazik. Haydi tere girer. Tamam buyur. Tere verelim bakalım. Böyle tere. Tamam tere.
Ne varsa. İndirimde ne varsa onlara bakacağım. İndirimde ne varsa ona. İndirimde her şey var. Pazara çıktık ev. Şimdi A101'e gidiyoruz annemle. Avokado tanesi 7 lira almadık. Çok pahalı. Bu düşük hali. Bu düşük haliymiş. Ben 1 kilo sandım da 1 kilo ver diyor. Adama diyor ki 1 kilo ver. Adam biri deyince kalsın. Çok pahalı ya. Bilmiyorum ben avokadın belki özel öyledir de. Ben zaten pek sevmem avokado, yemem de. Aa çok güzel. Beyza yiyor şu genelde. Ama pazar çok güzel, ucuz mu? Evet, pazar. Bizim oranın pazarına göre baya bir ucuz. Ben de ucuz diyorum da ucuz yani. Aslında bu hafta daha pahalı olması gerekiyor mu? Domurdu her şey. Aynen, domurdu. Şşşt, keyfe gel, keyfe. Deli su ev bizim eve benzemiş değil mi? Aynen. Evet. Her yer oyuncak. Feyza dün bu mantar ne çıktı be? İkiye ayrıldı. Nasıl? Taktın herhalde yine. Evet. İsmail diyordu mantarı kırdın diye. Kim kırdı? Çıktı. Çıktı mantar. Feyza oynuyordu. Hakan oynadı böyle derken. Böyle atmış gibi yapacaktım. Burada elimle tutacaktım. Elime çarptı. Böyle yere düştü. Aman annem mantara kalası yeni oyuncaklar. Bak gitti. Bak sana ne aldım bak. Ama bu çok güzel, bunu çok seviyorum. Bak bak topu nasıl aldı. Şu an keyif yapıyor. Değilmiş Feyza. Ben bayağı yarım. Yok ben de bayağı yarım. Ben de bayağı yarısında sandım. Ben dediler ki bunlar sonra... dedi içi boş yarısı dedi. Bunlar... Neyle karıştıracaklarınızı? Taze kaşıkla karıştırabilir miyiz? Yani karıştır, karıştır. Bence normal kaşıkla da karıştırabiliriz. Evet, şimdi birine 3 bardak, diğerine 2 bardak koyuyoruz. Çünkü 5 kişiyiz, yarı yarıya yapacağız ama derin su sadece beyaz içecek. Ben de beyaz. Karışık içeceğiz biz. Yarısına kadar biter, yarısına beyaz koyacak, böyle tam karıştırmayacak. Hadi bakalım öyle olsun. Bana az yapın da belki içemeyebilirim, ziyan olmasın. Feyza içersin içmeden. İyi bak. Feyza ben sana ne diyeceğim bak anneannem, annenle pazarda onu da derim ben. Beyaz lahananın salatasını yap, çiğ olarak yiyorsun. Birebir o kilo verdirmeye, ödem atmaya. Hiç cevap yok. Düşünürüz. Yani avokado pahalı kızım. Kaç, ne kadar koyacağım Feyza? Bir tane bir bardağı. Normalde bir bu bardaklar 200 mililitre falan herhalde. 170 mililitre, 175 mililitre için kaç diyordu? 4 tatlı kaşığı. Aynen 4 tatlı kaşığı istiyor. Bu daha iyi. Sen salep hazırlıyordun ya kendi kafana göre. Şey ölçüye göre gitmiyordun ya. O senin yaptıkların güzel oluyordu o zaman. Ölçüye göre gitmediklerin. Evet, evde bana yaptığın da güzeldi. Hani dedin ya anneanne yapayım mı diye. O da güzel. Derin su, sen bilmiyor musun ölçüyü? Biliyor. İnşallah bu da sahip gibi topak topak olmaz. Olmaz olmaz, karıştırdınız mı? Olmaz, niye olsun? Hayır, onu ben şeyle koymuştum. Sonra da şöyle ha, elekle koydum. Süzgeç elekle koydum sanırım. Salep'te sordum da salep yokmuş. Biraz basıp tutacağım. Evin kızı siz göstersene. Çok yardımcı oluyorsun. Hepsi teşekkür ederim. Bu yenecek falan. Evet, o yenecek. Ama çok karışık değil mi düzeni? Evet, biraz. Ama ne çatladı. Vallahi ne çatlattınız ha. Öyle yani uzun zaman, uzun süre şey yapmak. Bizimki artık şimdi çikolata gibi olacak. Biri beyaz çikolata, biri bitter çikolata. Çok önemli değil ki teyze. Şimdi beyaz çikolata ağır kaçar diye ben şey yaptıydım ama. Çok doldurma istersen de. Şuna kendine ilk önce bir koy. Ay ne rüzgar var.
Yardım. Bakar mısın sizin çamaşır terleri nasıl sallanıyor? Dibim tuttu deri su şey. Hem beyaz çikolata. Ya. Olmuş bakayım. Yok. Şey tencere döküp şey yapsana. Devirip de. Daha rahat olmaz mı senin için? Koy şimdi hepsini geri kalanı kendi şunu. Karışacak mıyız yoksa böyle mi kalsın? Böyle kalsın elime. O beyaz deri suyun. Sen karışık istemedin mi? Karışık yapak dedi ki sen. Feyza içerim dedi ya zaten. İsmail çok da sıcak değilmiş. Karışık da güzelmiş. Kız alalım bundan bol bol yapalım. Hoşuma gitti. Güzel. Çok güzel. Bak şimdi bak. Bak şimdi ne yapacağım? Sıcak bence. Yok kız. Hayır bardağı halletsene. Bardağı hallet bak. Sonuç elini yeri çekiyor bardakta. Sıcağa dokunmuyor bak. Ha? Ay yavrum. Akıllı oğlum benim. Bir daha da dokunmuyor bardağıyla oğlum. Çok sıcak değil, iyi. Değil be, iyi. Aa çok güzel. Çok güzel olmuş. Hayır bak böyle çok daha güzel. Evet bilmiyorum böyle de hoş. Ben çok tatlı diye tahmin ettim de değil. Anne bak şimdi ne yapacağım. Yap anne. Bir tane çay kaşığı. Güzel. Tatlı kaşığı. Ha pardon tatlı kaşığı. Jonglör İsmail. Dön anne. Bana dön canım, bunu ben bakacağım, vereceğim sana. Ben yapma şu anda, boş ver sen. Evet anneannem, şimdi yapma kuzum, iç güzelce ne? Beyaz çikolata ile neydi şimdi? Bitter çikolata. Bitter çikolatanın karışımı güzelmiş. Bunu aslında şekercilerden alacağım. Bulvar şekercisinden ben size alıyorum, hatırlıyor musun? Bulvar şekercisi hala duruyor. Aynı ay yıllardan beri duruyor. Onun bir şekeri vardı, yok. Bebekten çikolata aldıydım, şöyle kocaman, hatırlıyor musun? Hatırlıyor. Bebek çıktı. Esas ondan alacağım. Bulgar şekercisinin bir tane şekeri vardı ya, içinde şey çikolata çıkan, dışı sert içi yumuşacık bir çikolatası vardı. Vardır hala onda. Vardır aslında, dediğin gibi oradan almak lazım, salya bir çikolata hepsini. Aynen orada hepsi. Ne senin annen, dur onu sallama. Hoş geldin. Misafir kabul etmiyorsun. Hoş geldin. Hoş geldin anne. Değil mi? Biz gelirken ben İsmail uçmasın diye sustum. İyi yaptın. Ne yapıyorsunuz? Şey, Hakan uyutuyor. Evet. İyi, kanı var mı? Sen yapacaksın diye haşladın anne. Çok güzel yapıyorsun. Evet, şimdi bugün mısır unlu yapacağız. Evet, yumurtalı da kızartacağız. Yok, yumurtalı. Değişik bir tarif. O yumurtalı ayrı, mısırınla ayrı. Niye yani? Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin. Hoş bulduk teyze. Asıl sen hoş geldin dermiş bana. Evet. Çok soğuk ya. Evet, evet. Maalesef şimdi uyku. Dedim hadi teyze seyirtirsin. Ve uyanın ya. Uyandığı zaman daha iyi çünkü uyusun bir şey var ya. Bir sıkıntı yaratıyor ya. Soğuk kendini. Ama o buz gibi. Ama çok güzelmiş ki. Evet. Siyahlar sadece siyah, ne güzel olmuş. Siyah katılım dedim. Kilo vermişsin herhalde. Siyahtan. Yoksa ki yok, kilo vermişsin. Yok yok, evet. Yok aynı ya. Sana öyle değil. Tartılıyor mu? Ben geldim ya. Evet, akşam tavana çakıyorum, sabah indiriyorum. Aynen. Maşallah maşallah, kızlarım geldi bak, hemen iş başına başladılar. Beğerin geldi. Belgin'den kahveler. Beğerin biraz kardeşine kahve yapıyor. Karıncanın kardeşi. Yorgun geldi ya, karıncanın kardeşi. Aynen aynen. Sen Nescafe? Ben Nescafe. Var. Var mı? Şur, bak ikimiz BİM'e gittik. Keşke oradan şöyle beyaz kendime diyorum fincan tabağı alacağım. Var mı? Çok güzel takımlar. Hep unutuyorum.
Kız takım değil, şöyle tek de olsa olur. Tek takmazlar ki ayrı bir şey. Öyle mi? E takım alırız, ne yapalım? Nereye koyacak? Her yeri fincan bunun da maşallah. Kız yavaş, kıracağım dolapları. Ya ya, sen yuk... Ha. Kız yukarıda da var, onu diyor. O siyahlar çok güzel. Evet. Sen bu siyahları kullanmıyor musun? Ay çok güzelmiş onlar. Ecem şimdi de kullanacağı hava olduğu için herhalde şimdi çok güzel o siyahlar canım. Evet, benim de çok hoşuma gidiyor onlar. Az bir şimdi Beğen'cim dinlensin, bir kahve sohbeti yapalım. İşte İsmail'e. He, içerim, ben içerim. Belginin üstündekileri ne güzel değil mi? Renkleri. Renkleri çok hoşuma gidiyor benim. Hmm, aduncu gömle. Yüksel ablasına yine kahve yapmış. Ama yok sana. Şimdi çocuğa demesene öyle ya. Bak iyidir. Evet. Heh. Bak kahveyi iyi çek anne. Ooo. Ha, bir renk değiştiren bardak. Hayır, bir de kendi resimleri var. Ay, ben de istiyorum bundan. Ay harika ya. Ay. Çok güzel çıkmış. Heli, hayır hayır, şuradaki çok güzel. Saçı dağınık çok güzel şurada. Ben şu bereliğe bayıldım ya. Bereli ne hani, kadar güzel çıkmışsın. Çok değişik. Sen bir de şuradaki saçı dağınık gözlerindekine bak. Aa çok güzel. Ben çok severim öyle. Beğenmiyorum senin saçlarından. Sen şöyle bak. Çok değişik bir hava çıkmış. Şurada değil mi? Ne kadar ay, fark çok, çıkmış. Ay Belgin, bunları sen de yapıyorsun aslında. Hı. Yaptırsana bize de. Sevimli kopatya yaptırırız, sıkıntı yok. Ben sevmiyorum. Ay benim çok hoşuma gitti. Şimdi yaparım gördüm daha onu ben. Gerçi hanım. Tipe tipe. Gidin bakayım, tipe. Bakayım geldi. Şşş. Rahat değil mi o? Rahat. Çok güzel. Hmm. Beyza ban geliyor mu? Gelmiyoruz. Tamam. Çünkü iki ekmek alacak. Tamam, iki tamam, ekmek alacak. Tamam, başka bir şey. Tamam, başka bir şey. Ha, yok yok. Hadi bakalım. Hadi bay bay. Hadi. Anlatın bakayım, aşağıki mahallede ne oldu, yukarıki mahallede ne oldu? Yöneticilik nasıl gidiyor? Kahve sohbeti nasıl olacak? Böyle olacak. Akşam sen bizim halimizi görsen. Kar yağıyor ya. Gördük ya böyle şeyi. Lambanın altında. Uyuyamadı. Bana dedi. Paldır küldür biz giyindik, aşağıya indik mi? Ondan sonra kar yağacak diye hiçbir şey yok. Dindik. Ama buradan gördük yani şeyden yani. Neyse yukarı çıktık. Su yağıyor. Su yağıyor. Aynen. Yatağa yatacağım, uyuyacağım, uyuyamıyorum. Esinti başladı. Baktım böyle camdan tekrar dışarı. Lambanın altı yine böyle nasıl ama. Nasıl bağırıyorsun? Böyle şey yok. Anneme dedim yürü kar yağıyor tekrar aşağıya gidelim dedim. Ondan sonra yok dedi, camdan bandan baktık ama çoğalma yok. Yok yok. Yok. Yalnız mahalleli çocuklar hepsi aşağıdaydı. Aynen. Maşallah. Valla. Feyza diyor ki, oh diyor kar yağıyormuş diyor. Nerede kar, ben görmedim karı diyor Feyza'nın. Ya lambanın altında gözüküyor da böyle. Biz şey. Biz asansörle inerken zaten derin su Feyza'ya diyor haber verdi diyor. Derin su da yazdım diyor. Hayır, Feyza'ya haber vermiş, teyzeme de haber ver. Teyzeme de öyle dedim, birbirine haber vermiş, ötekine ne gerek var? Aynen öyle. Öyle bayağı bir heyecanlandık ama yok. Uyuyamadı, yalnız. Geldi oturdu. Dedim ne oturuyorsun, yatsana kızım diyor. Karı bekleyeceğim diyor. Aman be, ufacık çocuk gibi ya. Maşallah iyi heyecanım, sen bir saklı kent yapaydın bir. Ya ben öyle saklı kent değil, böyle şöyle hani bir saat kadar şöyle bir yağsaydı şöyle. En azından evet. Aşağıda bir oyalanırdık. 15-20 dakika yeterdi o. Ya saklı kente gitmek başka, hakikaten burada yağsa. Kar göler masum Antalyalılar. Aynen aynen. Herkes yazıyordu. Feyza diyor ki WhatsApp'ta bir grupta herkes yazıyor. Evet, evet. Anne diyor kar yağıyormuş diyor. Bizim buraya yağmadı diyor. Kızım kar yağsa evet sulu yağıyordu. Sulu sulu. Ama Gazi Paşa'ya şimdi Antalya hakkında diye bir site aynı var. Şey mi? Antalya merkez diye yazmış. Şey Antalya hakkında paylaşmıyor. Mesela Alanya'ya buradan çok yağmış. Tut şey yapmış. Arabaların üstü falan, evlerin üstü hep bembeyaz. Evet. Gazipaşa'da da öyle. Oralara daha fazla yağmış. Buraya da o kadarcık yağsaydı ne olur sen? Yağmaz. İşte benim çok dediğim gibi. Bak Belgin de hatırlamış. Bir su işlerinde de bir de hatırlıyor. Evet. Onu ben de hatırlıyorum. O zaman tuttu. O zaman da bir gün tuttu. Belki. En iyisi oydu bir gün. Oydu. Hatta resminiz vardı. Dilek falan hepiniz. Hala duruyor. Pardon adam yapmıştık, onu bile hatırlıyorum ben. Evet.
Ondan sonra kar yağmadı zaten. Yağdı da dediğin gibi. Yağdı da. Derin su 2 yaşındaydı da o sadece yağdı, tutmadı bile o. Hayır, ben o zaman annem Feyza'ya bak şey yapıyordu da ben anneme telefon açtım. Feyza kar yağıyormuş, dışarıya çıkardım ve çocuk kar diyor ki dördü bile. Ben de çalışıyordum o zaman. Kimin o senin telefonu herhalde? Ben. Bildirim diye böyle. Bankalardan mesajlar. Sağ olsun var bir tanesi kredi kartı gönderecek, aradılar. Ben de alıyorum koyuyorum, kullanmıyorum ki. Şey, başın onların senelik aidat mı? Yok, açmazsan aidat kesilmiyor. Açmıyor. Öyle mi? Ya telefonu istemiyorum ben diyorum, anlamıyorlar. İstemiyorum diyorum, anlamıyorlar. Aman anlamıyorum. Ben de diyorum ki en sonunda gönder diyorum, alıyorum orada duruyor. Açmıyor bile. Kullanımı açmıyor. Ha, iyi. Bana hep şeyden geliyor, 883. O ne? Ama belki bana da okul. Gelmiştir, okul için. Derin suya ayrı gibi. Ne yok okul için ne yok? Ders programı, ders programı atıyor. Her şey atıyor. Kafasına ne eser sonra atıyor. Notlarını atıyor. Getirinir ki kahveyi. Nasıl olsa fazla olmuş. Şartını yapmasın. Aman kahve yapmaz. Yapmaz yapmaz. Yani güzelmiş kız fincanlarından. Evet. Evet. Ama kapanmıyor işte. Kapanmıyor Sultan. Kapanmıyor. Nerede aldın bunu? O da hediye biliyor musun? Ama bunlar tabii diğer evi almıştık ya. Hı-hı. O aldığımız ev zamanında geldi. Bak belki 8 sene oldu. 8-9 sene oldu. Anca burada mı açtın kızım? Yok, hayır. Geldiğinden beri kullanıyorum. Burada öyle mi? Buraya mı geldi? Hayır, orada ben de kullanıyorum. Ha. Geldiğinden beri kullanıyorum. Bir tane komşunun oğlan vardı. Küçük şu takımın sadece altını o kırdı. Listeye çıkan mutfak bizim benim en son altlarına. Evet ya, evet. Çok ben dikkat ediyorum. Benim aldığım bardaklardan da kalmamış hiç. Kalmadı. Ben de dikkat ediyorum ama... Dikkat ediyorum derken mesela hemen makineye atmıyorum. Elimde yıkayıp silip kaldırıveriyorum. Çocukların eline geçmesin ya. Çünkü onlar evet. Biraz daha safar olduğu için. Evet. Bizi de Feyza makineye koyuyordu yıkarken kırılıyor. Bak ağzı şöyle çatlamış benim silip. Derin su böyle. Bir takım almam lazım. Benim. Aman kırılan fincan olsun. Gönüller biri olsun. Onu da söyleyeceğim ama. Hiç. Ama güzel yani çok güzel. Biz bunları kırmazsak bunları satanlar nasıl para kazanacak? Aynen. Ama pahalı. Pahalı. Tabii canım fincanların 80 liraya da var, 800 liraya da var. Yani, herhalde. Öyle. Bizim alacağımız 80 liralık. 80. Çok kırılıyor çünkü. Aman dergin. Ama öyle canım benim derdim var. Feyza'nın elinde kırılıyor sürekli olarak. Yani. Yani bizim evimizde kırılıyor. Bir Feyza'nın değil de. Yani. Gidiyor yani. Şey olmuyor. Bak, düşüveriyor şey oluyor. Geçen işte telefonu kırıldı ya Feyza. He dedi gidelim. Ekran bitti. He, bana da söyledi ama iyi olmuş. O öyle olmasa o çocuğun da ekranında şeyi ya, olmayacak. Ya değiştirecek dedi. Feyza diyor ki değiştirebiliriz. Bir ay daha bekleyelim dedi. Ekran bana diyor ki değiştirmemiş. Aynen gene. Evet, aynen gene. Diyor ki bir ay daha bekle. Ben idare ederim dedi. Nasıl olduysa Hakan mı çaldı ne yaptı? Evde yola giderken bir baktım telefon geldi. Derin suyun o şey evdeki not. Eski telefonu kaç sefer ekranı değiştirdik? 4 sefer değiştirdik belki biz. İşte. Ama bu daha iyi oldu. Önceki takımın ekranı orijinal ekranıymış. Bu orijinal ekran. Feyza'daki önceki orijinal değilmiş. Hani. Ha. Bir kere daha kırıldıydı ya. Hakikaten de orijinal değildi. Feyza'nın ekranı böyle kare kareydi. Benim de bu kare kare. Senin ekranı değiştirdik. Annemkisi oyunda. Annemkinde oyun. Şey vermiş artık bir şey olduysa. Ben başka şey açıyorum mesela bak, buradan. Bak gözüküyor oyunlar öyle, gel diyor. Tek diyor bak tek diyor. Tekel diyor. Bak, oyunlar alttan şey gösteriyor. Bak. Önceden şey meyveler gözüküyordu sürekli. Meyveler hep alttan desen bak, veriyordu. Bak görüyor musun? Sen de kendine şey yapmış orada. Evet. Ekran görüntüsü yapmış. Aynen. Ama flu bir şekilde ekran görüntüsü yapıyor. Şeffaf. Ama Feyza'nın mesela ekran şurada bitiyordu önceki. Şimdi ekran burada bitti. Hmm. Ekranı da büyüdü. Kısa da büyüdü. Evet, adam orijinalini de takmamış. Ama neyse iyi olmuş ya. Evet. Bu bardaklardan biz de yaptıralım. Yaptırayım ben yani. Sen yaptır onu, sen biliyorsun. Ay ben de şöyle güzel güzel pozlarımı vereyim. Ben bayıldım senin şuradaki o saçı dağınık gözüne gelen. Evet bu da güzel çıkmış da. O da daha güzel şurada çıkmış. Ne kadar doğal çıkmış ya baksana. Ben yanağını sıran ki. Ecrim. Hay derin su mu acaba diyecektim. Ecrim mi diyecektim. Ay ne güzel olmuş ya. Hakikaten çok güzelmiş ya. Güle güle. Seni ilk defa görüyor çocuklar. Seni pek görmüyor ki. Gülüyor mu? Gülüyor. Ya çok siyah gördü seni. Ya üstünün şeyi. Ay
çok ağzına götürüyor ya. Hadi bakalım. Hala gözü doldu hala. Hadi hazırız. Yüksel ya. Evet arkadaşlar, bu akşam kardeşimdeydik. Yemekteyiz. Yemekteyiz tabii ki de. Ellerine kollarına sağlık. Her şey için teşekkür ederiz. Bir güzel günümüzün daha sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hakan'ı görelim mi? Hakan hala gözü şeyde. Güzel. Alsın diye bekliyor. Alsın diye bekliyor. Alsın diye gözün içine bakıyor da o yüzden o. Bak. Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıklı kalın, mutlu kalın. Hoşça kalın.